Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz kart rüzgar türbinleri, su türbinleri için veya akünüzün normal evde şarjı için korumalı, voltaj korumalı karttır, programlıdır. Bu programın nasıl yapıldığını sizlere şimdi uygulamalı olarak göstereceğim. Bu kartın numarası ise şuraya yazdım. XH-M603. 12 veya 24 voltluk sistemlerde kullanabilirsiniz. Yani bir akü veya iki akü seri bağlı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi programın nasıl yapıldığını göstereceğim. Tekrar kartın numarasını, ismini vereyim. XH-M603. 12 veya 24 voltluk sistemlerde kullanabilirsiniz. Şimdi 12 veya 24 voltu önce veriyorsunuz. Ben 12 volt verdim. Şimdi bakın çıkarıyorum. Enerjiyi veriyorum. 1-2 saniye sonra ışığımız yanacak. Evet, ışık yandıktan sonra program yapabilirsiniz. Şu anda akünün voltajının 11.8 volt olduğunu göstermektedir. Şimdi şarja ne zaman başlasın, ne zaman bitsin? Bunu öncelikle tabii fizik kurallara göre program yapmamız lazım. Örneğin jel akü için ben örnek vereyim. 12,5 voltta şarja başlasın, 14,5 voltta şarjı kessin diyelim. Bunu siz düşürebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Ama 12,5-14,5'u şu anda size göstereyim. Şimdi bakın bastım 12,5 ayarda. Birine şu set düğmesine basıyorum. Tabi burada Çince yazdığı için ben set diyorum. Diğerine bastığımda bu alt sınır, bu üst sınır. Buna basıyorum. Bakın bir defa basıp çekiyorum. 14,5. Yani 14,5'da fren yaptırıyor. Şuna bastım. Bu tekrar gidecek. Bekliyorum. Evet. Bu normal akü voltajını gösterdiği zaman buna tekrar basabiliyoruz. Tekrar buna bastım. 12,5'da şarja başla diyorum. Şimdi ben bunun ayarını değiştireceğim. Nasıl değiştireceğim? Şimdi tekrar normale gelsin. Evet. Normale geldi. Ve alt sınırı ayarlayacaksam bu alt düğmesi yani sete uzunca basıyorum. Bakın uzunca bastım. 2-3 saniye bastım. Zıplamaya başladı. Zıplamaya başlayınca buradan birer defa basarak voltajı düşürebiliyoruz. Bakın buraya basarsak voltajı arttırabiliyoruz. 12,5'ı ayarlıydı. Ben bunu ne yapayım? 13 volta getireyim. Ve bıraktım. Hiç dokunmuyorum. O zıplama yani sinyal verme durduğu zaman hafızaya aldı demektir. Evet şu anda hafızaya aldı. Normal akü voltajını gösteriyor. Şimdi de üst sınırı ayarını yapalım. Tekrar bu üst sınır düğmesine uzun basıyoruz. 1, 2, 3 saniye bastık. Ve zıplamaya başlayınca tekrar ayar yapabiliyoruz. 14,5 mesela ne oluyor? Düşürüyorum. Buraya basarsam yükseltiyorum. Ben bunu 14 volta ayarlayayım. 13,9. 14. Zıplamasının durmasını yani sinyal vermesinin durmasını bekliyorum. Evet. Şu anda yaptığımız programı tekrar kontrol edelim. Buna bir defa basıyorum. 13. Alt sınır. Gitmesini bekleyelim. Evet. Şimdi de üst sınıra bakalım. 14. Yani 13 voltta şarja başla. 14 voltta şarjı kes diyorum. Şimdi bunu uygulamalı olarak görelim. Şimdi bunu rüzgar türbünü veya su türbünü olarak görelim. Veya siz buna adaptör bağladığınızı düşünelim. Yani şarj, harici şarj cihazı bağladığınızı düşünelim. Şimdi ben bakın şöyle döndürüyorum. Akünün voltajı ne oldu? Yükseldi. Bakın 14 volta gelince kesecek. Yani şarjı kesecek. Tabii ben burada kontaktöre bağladım. Bu çıkışı istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Tabii 12 voltluk sistemli olarak buna elektrik elektronik bilginiz olması lazım. Tabii elektronik bilginiz yoksa bunları bir anlamı sizin için yok demektir. Özür dilerim. Ama ben sizlere bilgi olarak veriyorum. Şu anda bakın akümüz yavaş yavaş doluyor. Ben biraz hızlandırıyorum zaman kazanmak için. 14 volta gelince tabii ben fren sistemini bağladığım için fren yaptıracak 14 voltta. Şimdi bakın yavaş yavaş akümüz doluyor. Ben biraz daha hızlandırayım şöyle zaman kazanmak için. Bakın şimdi dikkatle bakın 13,8,
14 volta gelince fren yapacak. Yani şarj kesecek. Evet, kesti ve bıraktı. Tabii 13 volta gelince bırakıyor. Akülerim zayıf olduğu için bakın. Gördüğünüz gibi şu anda evet. Yani devreye giriyor, çıkıyor. Çünkü 13 ile 14 volt 1 volt aralıklı olduğu için o 1 voltu çok sık olarak şey yapıyor. Mesela bu voltajı tekrar ayarlayalım. Mesela 13 değil de şimdi biraz önce yaptığımızın tekrar yapıyorum. Zıplamaya başlayacak. Ben bunu 12.5'a düşüreceğim. En güzel ayar 12.5, 14.5'tür. Zıplaması duruyor. Evet, şimdi diğer yüksek ayarı 14'tü. Ben bunu 14.5'a. Uzun basıyorum. 1, 2, 3. Bırakıyorum. 14.5'a geldi. Zıplamasını, durmasını bekliyorum. Evet, şu anda hafızayı aldı. Şuna basalım. 12.5 alt sınır. Gitsin. Bekliyorum. Evet, 12.2'ymiş akümüz. Şimdi üst sınır 14.5. Tekrar çalıştıralım. 14.5'da nasıl fren yaptığını göreceksiniz. Şöyle döndürdüm. Bakın. Dikkat edin. 14.5'da fren yaptırdı. Bakın. Şimdi aralığı biraz uzattığımız için bırakmadı. 12.5'a gelince bırakacak. Tam motor zorluyor şu anda. Evet. 14.5'a gelince tekrar fren yapacak. Dikkat edin. Fren yaptı. 13. 12.5'a gelince bırakacak. Evet. En ideal ayarlama şekli, aralığı budur. Size bu konuda yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Evet. Bu da kapağımız. Bunu su türbinleri ve rüzgar türbinleri için yapmıştım. Size de program için bilgi verdim. Sizlere de kolay gelsin diyorum arkadaşlar.